Ülke TV ekranlarından mutlu günler değerli seyircilerimiz. Haftada tabii Ülke TV ekranlarında hafta sonu iki program olunca jeneriklerimiz zaman zaman karışabiliyor. İyi bak kendine programından mutlu günler diliyoruz sizlere. Koruyucu Ruh Sağlığı'nın tek programında bugün neyi konuşacağız? Kadınlarımızı konuşacağız. Kadınlar bizler için en değerli hazineler. Onlar birer anne, birer iş kadını, eşlerinin sultanları ama zaman zaman birçok problemle karşı karşıya kalabiliyorlar. O kadar çok rolleri var ki bu roller arasında ezilip büzülebiliyorlar ve ruh sağlığına dair ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Bu konuyu ele alacağız. Çok kıymetli iki hocam bugün bizlerle birlikte Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nden. Onları hemen takdim etmek istiyorum. Psikiyatri uzmanı Sinem Zeynep Metin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Sizi ilk kez misafir ediyorum ama çok ciddi çalışmalarınız var. Bu alanda bipolar bozukluk, psikotik bozukluklar alanında çalışmalarınız var. Cinsel işlev bozuklukları noktasında da ciddi çalışmalarınız var. Cinsellikte de kadınlarımızın ciddi problemler yaşadığı bir gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bunları da ayrıntılarını sizle konuşacağız. Diğer bir isim yine NP İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Cumhur Avcil hocamız. Depresyon çalışmalarları, duygu durum bozuklukları ki bugün bu konulara çok dikkat çekeceğiz. Anksiyete, bunlar arasında OKB var, panik atak, travma, fobiler. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız bırakmadınız bizi. Değerli seyircilerimiz sorularınızı alacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? İyi Bak Kendine Facebook sayfası üzerinden sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Samimiyetle hocama yönelteceğim. Saban Özde Twitter ve Saban Özde Gmail adresinden de sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Önce hocam kadınlarımızı biraz tabii biyolojik etkenler söz konusu, kadın erkek beyin işleyişi ve duygusal iniş çıkışları biraz daha farklı yaşayabiliyorlar. Bunları sizlerin çalışmalarında okuyoruz ama seyircilerimize de anlatmamız gerekecek. Ünlü fizikçiliğin Stephen Hawking'in son haftada bir değerlendirmesi oldu. Sosyal medyada da çok tartışıldı, konuşuldu. Dedi ki kara deliklerin ışık hızının gizemini çözecek araştırmalar yaptım ama kadınları çözemedim dedi. Belki buradan başlayarak buna ilişkin görüşlerinizi alarak programımıza da başlamış olalım. Buyurun hocam. Tabii hani Stephen Hawking'in bu açıklaması benim de dikkatimi çekti. Ardından onun biyografisini okudum. Nedir kadınlarla ilişkisi diye. Bir iki evlilik geçirmiş gerçekten. O iki evliliği de kendisi evet. için üzücü bir şekilde sonuçlanmış. Evet. Neden kadınları anlayamıyor? Kadınları anlamak için pek çok şey gerekebilir belki, pek çok bilgi gerekebilir ama en önemlisi kadınların hormonal değişiklikleri. Hayatları boyunca yaşadıkları hormonal değişiklikler erkeklerden biraz daha farklı. Bir kere 12-13 yaşında menstrüel dönemin başlaması, bir kadının hem fiziksel gelişmesi için hem de ruhsal gelişmesi için farklı hormonların devreye girmesi önemli. Ardından kadının hayatı sürecinde yaşadığı ayrı bir süreç, gebelik ve doğum süreci. Gebelik ve doğum da hormonal dengelerin ciddi olarak değiştiği bir dönem. Ondan sonra tabii bir de menopozumuz var. Hocam bir canlı yayın noktasına gideceğiz. Yönetmenim beni uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Gazipaşa'da canlı yayın görüşleri var, demeçleri var. Ona dönüyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazipaşa Antalya'daki değerlendirmelerini ekranlara getirdik. Kaldığımız yerden biz de hızla süratle ilerleyelim. Cumhur Hocam sizin söylemleriniz neler? Hawking'in bu kadınları çözemedim söylemine ilişkin. Orada hani biyolojik değişikliklerden ve bu hormonal değişikliklerin etkisinden bahsetti Sinem Hanım. Bunun yanında hayatın içerisindeki önemli yaşam olaylarıyla başa çıkabilme ve bunların etkilerini insanın kendi üzerinde iyi tanıyabilmesi, kadının bunların etkilerini görerek ve bilgi sahibi olarak hareket etmesi de çok önemli. Şimdi böyle bir yaşam olayları hem de hormonal değişikliklerle beraber kadınlarda duygusal dalgalanmalar ortaya çıkarırken erkeklerin bunları yorumlaması tabii ki çok zor oluyor. O yüzden de anlamakta böyle problemler yaşanabiliyor. Ama onların içerisinde bilgi sahibi olarak bunlarla başa çıkabilmek ve kadınları anlayabilmek de aslında mümkün. Burada da en önemli konu aslında iletişim oluyor.
Yani kadınları anlamak için çaba göstermek oluyor. Çok haklısınız hocam. Program öncesinde, birkaç gün öncesinden de çevremizdeki yakınlarımıza sosyal medya üzerinden de paylaş kadınları konuşacağız. Bir kadın olarak bazı kişilerle de görüşme imkanım oldu. Dedim, kadınlar olarak Türkiye'de hangi sorunları yaşıyorsunuz? Daha çok nelerin giderilmesini ve ihtiyaçların karşılanmasını isterseniz diye birkaç kişiye sordum. Erkekler tarafından anlaşılmak istendiğini söylüyor birçoğu. Erkekler bizi anlamıyor. Erkekler bize şiddet uyguluyor. Ki bu anlamda yaşadığı sık yaşanan sorunlar arasında mesela evliliklerinde ciddi problemler yaşadıkları gözleniyor. Akraba ilişkilerinde bu da çok önemli. Yani doğum öncesi ve sonrasında ciddi problemler yaşanıyor. Çocuk yetişme konusunda sıkıntıları var. Boşanma süreçleri sancılı olabiliyor. Yaşlanma, cinsellik, bahsettik, eğitim, iş ilişkileri. Birçok başlık var. Bunları fırsat buldukça değerlendirmeye çalışacağız sizin ama erkekler, kadınları, biz erkekler kadınları neden anlamakta güçlük çekeriz hocam? Birincisi, erkeklerin beyinleri anlama yönünde ya da empati kurma yönünde kadınlarınkinden biraz daha farklı çalışıyor. İki kadın bir olayı birlikte konuşup çok iyi kendi aralarında yorumlayıp hemfikir olabilirken, bunu ben mesela Cumhur arkadaşımla konuştuğumda farklı bakış açılarımız olabilir. Bunun dışında hani söyleyebileceğim şey, neden zorluk çekiyorlar? Yetiştirilme tarzları. Kültür de çok önemli değil mi kültür hocam? Kültür önemli. Tabii kültür önemli ama hani bunu sadece kültürle açıklayamayız. Yani sadece kültürel olarak değerlendiremeyiz. Bir annenin erkek çocuğunu yetiştirme tarzı çok önemli. Nasıl yetiştirdiği, anlayışlı mı, işte onunla konuşuyor mu, sohbet ediyor mu, onun isteklerini karşılamadan önce değerlendiriyor mu, hani gerçekten karşılanması gerekir mi yoksa kendisi yapabilir mi gibi. Ve bu hayatın geri kalanında da bir erkeğin kendi eşine ya da hani hayatındaki partnerine olan tutumunu belirliyor aslında. Öncelikli olarak annesiyle kurduğu ilişki ve annesinin ona öğrettiği şeyler. Buyurun hocam. Eklemek istediğim şey şu olacak. Bizde kadınlar yetiştirilme tarzıyla beraber bizim kültürümüz içerisinde aslında duygularını çok iyi ifade edebiliyorlar ve bu duygularını ifade etme konusunda da teşvik ediliyorlar. Erkeklerin yetiştirilme tarzında ise bu duyguları ifade etme konusunda bu kadar bir teşvikle karşılaşmıyor erkeklerimiz. Dolayısıyla bunları ifade etme becerilerinde kadınlardan biraz daha geri kaldıkları için karşıdan gelen ipuçlarını yakalamakta da zorlanıyorlar tabii ki. Dolayısıyla o duygusal ipuçları yakalanamadığı için anlamakta problem ortaya çıkabiliyor. Kadınlarda da bu sefer ben anlaşılmıyorum düşünceleri ortaya çıkabiliyor tabii. Seyircilerime zaman zaman konuyla ilgili kitap tavsiyelerinde de bulunuyorum. Bugün de yine bir tavsiyem olacak. Bu kitaptan hazırlandım. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızın Kadın Psikolojisi kitabı, kesinlikle seyircilerime tavsiye ediyorum. Çok önemli, çok yerinde tespitleri. Söz konusu buradan da zaman zaman sizinle paylaşımlarım olacak. Ama öncesinde yine Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu İnsanı Anlama Kılavuzu madde 12'yi sizinle paylaşmak istiyorum. Yönetmenim hazırsa 12. maddeyi sizlerle buluşturabiliriz. Evet hocam, eğer biri ağlıyorsa o kişinin tek nedeni hüzün olmayabilir. Sevinç anında da başka nedenlerden dolayı da ağlayabilir. Nevzat hocamızın kitabından tespitler var. Ben birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum hocam. Diyor ki Nevzat hocam, ben bu çalışmada, bu kitapta dört şeyin aslında sorgulanması ve önermemiz gerektiğini düşünüp kadının biyolojisini göz önünde almadan onun için en uygun olanın tanımlanamayacağı gerçeği. Siz dikkat çektiğiniz biyoloji farklılıkları, değişikliği gözlemlemek gerekiyor. İkincisi, kültürel ve geleneksel aktarımların kadına biçtiği rollerin günün verilerine göre yeniden tanımlanması gerektiği gerçeği. Belki bunu biraz daha açabiliriz hocam. Mesela kadınlarımız, evet, ev kadını, son dönemlerde kadın iş hayatına girdi. İş hayatına girmesi Türk erkeklerinin hazır olmadığı bir durumdu belki de. Bu da çok ciddi problemleri ve kadına şiddeti, belki baskıyı artırabildi. O kültürel genetik kodların da yeniden tanımlanması derken neleri yeniden konuşmak gerekir hocam? Tabii kadın, çalışan bir kadın olarak toplumda var olma
yolunda giderek çalışan kadın sayısının artmasını umut ediyoruz, bekliyoruz ama kadının önemli bir rolü anne. Anne. Anne olmak. Ve evi hani çekip çeviren kişi olmak aynı zamanda. Dolayısıyla hani bu rollerde paylaşımlar olabilir. Gerçekten hani bunu yapabilen kişiler olabilir. Ama iş gene biraz da kadında bitiyor gibi. Yani hani bir hafta sonu evi iki kere ben topluyorsam belki bir kere eşim topluyordur. O bir kere bana bir yardım olarak gözükmemeli. Ben üç kere topluyorsam o da mutlaka üç kere topluyor olmalı. Paylaşabiliyor olmak. Paylaşmak, sorumluluğu paylaşmak. Hani eşe yardım etmekten ziyade bir evin sorumluluğunu paylaşmak olmalı. Kadınlar mesela siz de çalışan bir kadınsınız. Evet. Bir annesiniz. Anneyim, Allah bağışlasın hocam. İki yaşında bir çocuğunuz var. Evet. Eşiniz Barış hocama da selamlar olsun buradan. Kendisi de bir nörolog. Kendisi aynı bana çok yardımcı olur. Mesela bir çalışan kadın olarak, bir anne olarak neler beklersiniz eşinizden? Hani bu eşinizin yapmadığı veya sizi özelinizde değil de normalde hangi konularda psikolojinizi rahatlatacak şeyler sizi rahatlatabilir? Neler rahatlatabilir hocam? O ruhsal yükünüzü bir anlamda hafifletir. Tabii hani iş ortamı yoğun, stresli bir ortam. Herkesin iş ortamı ciddi yükler barındıran ortamlar. Dolayısıyla hani işten eve geldiğinde nasıl ben 5-10 dakika dinlenme ihtiyacı duyuyorsam eşim de aynı şekilde duyuyordur. Bunu karşılıklı saygı anlamında birbirine sağlaması gerekir çiftlerin öncelikle. İkinci olarak hani ben sofrayı topluyorsam, kuruyorsam eşim kaldırabilir mesela. Benim eşim çok güzel yemek yapar. Mesela eşim yemeği yaparsa benim sofrayı kaldırmam gibi. Ben çocuğun yemeğini yediriyorsam eşimin çocuğu yıkaması gibi ya da uyutması gibi. Böyle ortak paylaşımlar kişinin hayatta daha rahat olması, en azından hayatı paylaştığı anlamına gelebilir. Tabii eşleri çalışmayan ya da kendileri çalışmayan kadınlarda durum birazcık daha farklı olabiliyor. Çünkü orada şöyle bir beklenti olabiliyor. Hani sen zaten bütün gün evdesin, bütün gün dinlendin. İşinle bunu yapacaksın. Evet. Yani işinle bunu yapacaksın daha farklı bir bakış ama ev kadını aslında çok nankör bir meslek. Nankör bir meslek, ciddi emek sarf edilen ama kıymeti bilinmeyen, değeri bilinmeyen. Aslında orada da hayatı bir paylaşma söz konusu. Bir evin ortak sahibi hem kadın hem erkek, hem kadına hem erkeğe ait sorumluluklar. Dolayısıyla kadın da evde kalarak aslında o hayattaki sorumluluğu paylaşıyor. Belki bu anlaşılabilse, hani buna biraz kıymet değer verilebilse ve onu kadın hissetse işler çok daha kolay olabilir. Şimdi hocam sizin söylemlerinizle merak ediyorum bir erkek olarak. Eşiniz çalışıyor olsa onunla paylaşmayı becerebilirsiniz tabii ki ama paylaşamayanlar için önerileriniz ne olur? O iş yükünü, o iş paylaşımı, ev işlerini özellikle. Benim eşim de çalışıyor tabii ki. Şimdi günümüz koşullarında büyük şehirlerde yaşayan çiftlerde genelde hem kadın hem erkek çalışıyor oluyor zaten. Buradaki en önemli kavram evlilik içerisinde o çift ilişkisi arasında adalet duygusunun ortaya çıkması. Evet, çok önemli. Yani her iki tarafın da birbirine adil davrandığını görmesi. Çünkü iş yaşamındaki o stresi biliyoruz. Herkes akşam evine yorgun geliyor. Hafta sonları dinlenmek istiyor. Evet. Ama oradaki yük bir tarafa kaydığı zaman o adalet duygusu kayboluyor ve o zaman hem stres ortaya çıkmaya başlıyor hem de çiftler o stresi belki de birbirleriyle tartışarak bu sefer atmaya çalışıyorlar. Hani kültürümüzün içerisinde gördüğümüz şey de o yükün genelde kadın tarafına kayması. Çünkü hani geleneksel kadın rolüyle beraber ev işlerinin kadının bir sorumlu olduğunu düşünülmesi. Halbuki günümüz koşullarında bunun değişmesi gerekiyor. Ev işleri her iki tarafında sorumluluğu haline gelmeli ve o adil bir şekilde paylaşılmalı. Ev ilişkilerini bitirmiş olalım, paylaşım bitirmiş olalım. Esma Karakaş'ın diyor ki huzur, sevgi, güven yaşamın her döneminde, her koşulda ister bekler. Kadın huzuru, sevgiyi, güveni yaşamın her aşamasında ister diyor hocam. Güven de çok önemli. Bunu bir erkeğin eşine sağlıyor olması veya gelecek kaygısı manasında kadınların güvensizlik veya yalnız kalacağı, ölümle ilgili problemleri ve kaygıları, anksiyeteleri olabiliyor. Güven noktasında neler söyleyebilirsiniz hocam? Siz güveni sağlanması. Güven hani bir kişiye ya da bir ortama ait olmaktan ziyade temel güven duygusu dediğimiz bir şey var. Bir kişinin bulunduğu ortamda kendisini güvenli hissetmesi. Bu evinizde olabilir, iş yerinizde olabilir. Bunu
konuşmuşuz. Hani maddi kaynaklar da sağlayabilir tabii ama bu daha ziyade sizin hissettiğiniz, karşılıklı ilişkinizde bulabildiğiniz bir şey. Dolayısıyla hani geleceği hiçbir zaman için güven altına alınamayabilir aslında. Yani hani bireysel olarak çalışmıyorsanız, devletin işte size bağladığı bir sigorta yoksa vesaire, öyle bir geliriniz yoksa hiçbir zaman için güvenceye alınamayabilir aslında. Ama siz kendinize güveniyorsanız, hani benim kadınlara önerim o olabilir bu noktada. Öncelikle kendilerine güvenmeleri ve ben tek başıma kalsam bile, hiçbir kişi bana destek olmasa bile kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim mi hissetmeleri. Çok önemli. Fatih Bal'ın bir sorusu var Cumhur Hocam, size özellikle sormak istiyor. Biraz genel bir soru, nasıl cevap vereceğinizi ben de merak ediyorum ama kadınlar nasıl mutlu olur diyor sorusuna somut bir örnek verebilir mi Cumhur Hocam? Somut bir örnek. Hadi. Oldukça genel ve zor bir soru gelmiş gerçekten. Kadınlar nasıl mutlu olur? Aslında en başta söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Yani eğer eşiyle evli bir evlilik hayatından bahsediyorsak, kendisinin gerçekten anlaşıldığını hissediyorsa, kendi duygularını ifade ettiğinde karşı tarafın bunu anladığını ve anlayarak bunun üzerine tepki verdiğini görüyorsa eğer, orada mutluluk ortaya çıkıyordur diye düşünüyorum. Şey de önemli değil mi hocam? Karşınızdaki özellikle bir erkek kadın ilişkisinde kadının değerli olduğunu hissettirebiliyor olmak ona herhalde onu en mutlu edecek öğelerden biri olsa gerek. Kesinlikle öyle. Şimdi çok genel bir tavır vardır. İşte ben çiçek alırım, eve giderim, eşimi mutlu ederim. Halbuki böyle yapay ve sembolik şeyler bunu sağlayan şeyler değil. Aslında bunun sürekli olması ve o değeri sürekli hissedilmesi. Dolayısıyla oradaki işte adalet duygusuyla beraber hayatı paylaşma, her alanında paylaşma o mutluluğu getiriyor aslında. Kadınları konuşuyoruz ama hocam erkeklerimizin de kültürel birikimleri ve genetiği haline gelmiş bazı davranış biçimleri de olabiliyor. Duygularını ifade edemiyor. Bir bayan eşinden özellikle beni sevdiğini söylemesini istemesi, güzel sözler söylemesini istemesi. Ama bazı erkeklerin de savunması bu noktada olabiliyor. Diyor ki ben bunu çok sık söyleyip de bu kavramın içini boşaltmak istemiyorum. Mesela aşkım diyemiyor veya başka şeyler ifade edemiyor. Sokak röportajlarımız var hocam. Büşra ve Zeki sokağa indi. Sokağın nabzını tuttu. Kadınlar hangi problemleri yaşıyor bunu sordu. Bakalım buradan mikrofonlarımıza neler söylenmiş. Şimdi onu seyredelim. Toplumun ruh sağlığına ilişkin çeşitli konuları ele almayı sürdürüyoruz. İyi Bak Kendine de bu haftaki konumuz kadınlarda yaşanan duygu durum bozukluğu ve sorunlar. Halkımıza sorduk. Kadınlar hangi psikolojik sorunları yaşarlar? Bakalım neler söylemişler, seyrediyoruz. Daha çok birilerinin, başkalarının bizim üzerimizde kurduğu baskıyı yaşıyoruz. Özgürlüklerimizi, düşüncelerimizi, hatta en iyisi kendi yaşadığımız, beraber yaşadığımız ortamdaki erkek birimine bunları paylaşamıyoruz. Sürekli susmak zorundayız. Sustuğumuz zaman bir şeyler ileri gidiyor. Sürekli kendimizden ödün vererek kendimizin de doğal olarak yaşamadığını hissediyorum. En azından onlara zamanlarımızı veriyoruz. Kendi hobilerimizi, hissettiklerimizi bir insan olarak yaşayamıyoruz. Unutmayalım ki her bir erkek birey bir anneden doğuyor, bir kadından ileri geliyor ama maalesef gereken saygı, sevgi, şefkat göremiyor erkeklerimiz tarafından. Bunlar olduğu zaman herhalde biz de daha iyi şartlarda, Türk kadınları daha iyi şartlara layık, daha iyi şartlarda yaşayacağız. Kadınlarda gördüğümüz en önemli sorunlardan biri bir belli bir jenerasyonun erken evlilikten dolayı bir baskı altında olmaları. Yani çok genç yaşta evlenmiş hanımlar, 17, benim 17'likler diye tanıttığım, yani 17 yaşında, 16, 17, 18 yaşında evlenmiş, hayatı pek görmemiş ve yaş farkının çok büyük olduğu bir ortamda. Örneğin bayan 17-18 yaşlarında, erkek 20-25 yaşlarında falan, ilk başlarda bu yaş farkı belli olmuyor ama zamanla 40 yaşından sonra bu zaman şeyi daha belli oluyor. Yani ben bir ev hanımı olarak 3 erkek var bende. Haliyle onların çamaşırlarıdır, bulaşıkları, yemek sorunları. Tabii ki işim zor yani. Bu yüzden biraz psikolojik sorunlar yaşayabiliyorum. Sanırım bütün ev hanımları da bu sorunları yaşayabiliyor. Kızı olanlar belki daha farklı ama benim kızım olmadığı için üçü de erkek. Maalesef her iş bana baktığından
biraz daha ben kendimi biraz daha şanslı mı desem şanssız mı bilemiyorum. Yani öyle bir psikolojik sorunlar olabilir tabii ki. Türk kadını çok güçlü bir kadındır. Türk kadına yeter ki bir imkan verilsin. Dünya son 15 sene içinde çok değişti. İlerleme, teknolojinin verdiği kaynaklardan, hayatın verdiği basının dünya falan her şey konusunda dünya çok gelişti. Türk kadını kendini bu gelişime çok güzel uydurdu. Ama belli bir nesil erkekler, daha bu benim şu anda 40-50 yaşları dediğim nesildeki erkekler bu ilerlemeye ayak uydurmadılar. Ve bu ara çok büyük farklar oluştu erkeklerle kadınlar arasında. Ve bu erkeklerin kötü bir huyu vardır. Bunu bir erkek olarak itiraf ediyorum. Erkeklerin bir kötü huyu vardır. Genelde ulaşamadığı yeri kendisine aşağı çeker. Onun içinde ulaşamadığı için kadınını ezer. Psikolojik baskıda şey yapar. Şiddet uygular. Bunların aslında baktığınız zaman tek sebebi o kadının büyüklüğüdür. O kadının yüceliğidir. O kadın yüce olduğu için kadın erkek ona da ulaşamadığı için kendini ezikliğindendir. Bu tamamen erkeğin üstünde psikolojik bir ezikliktir. Aslında baktığınız zaman psikolojik olarak kötü olan insan erkek. Evet, Büşra Aşçı ve Zeki İpek'e teşekkür ediyoruz bu röportajları için. Hocam, sokağın nabzını, vatandaşlarımızın bu noktadaki düşüncelerini sizlere aktarmış olduk. Özgürlükten, baskıdan, ödün vermemekten, erken evlilikten, yaş farkından dem vurdular. Şu da benim çok dikkatimi çekti aslında. Erkeklerin ulaşamadığı noktaları eğer eşleri ulaşıyorsa onun başarısını kıskanmak olsa gerek. Onu ifade etmeye çalıştı. İstememek ve aşağı çekiyor olmak. Bu da herhalde kadında ciddi ruh sağlığı problemlerini beraberinde getiriyor olsa gerek hocam. Evet, tabii toplumda bir de şöyle bir ön yargı var. Hani bir kadının bir ilişkiyi sürdürmeyi beklemesi gibi. Hani dolayısıyla bir erkeğin bir kadından ayrılması kolay olmakla birlikte kadının ayrılması, boşanması ya da evlilik bağından kopması o kadar kolay olmayabilir sonrasında yaşayacağı süreç açısından. Dolayısıyla da ben burada şöyle düşünüyorum açıkçası. Bir erkek bir kadını aşağı çekmeye çalışıyor olabilir, tamam, ama iyi eğitimli, iyi donanımlı bir kadın da niye buna izin veriyor? Neden bunun olmasına fırsat veriyor? Belki bunları konuşmamız lazım, tartışmamız lazım. Bunda da işte çeşitli kültürel faktörler, sosyal faktörler, sosyal yaftalama, ön yargı vesaire gibi şeyler devreye giriyor diye düşünüyorum. Kadın buna nasıl, kadınlarımız buna nasıl fırsat vermeyebilir? Mesela böyle bir eşi tarafından böyle bir şeye muhatap oluyorsa eğer baskıya, belki mobbing olarak ifade edebiliriz, kıskançlığa maruz kalıyorsa nasıl olacak? Bunu nasıl aşacak hocam? Neler önerebilirsiniz? Valla bunu neler önerebilirim? Tabii öncelikle önereceğim şey psikiyatrik ya da psikolojik destek olabilir. Bununla ilgili bir danışana, bilgi sahibi bir kişiye danışmak olabilir. Ne yapabileceğini, kendisiyle ilgili güçlendirmesi gereken tarafları, psikolojik olarak güçlendirmesi gereken tarafları güçlendirmek olabilir. Tabii ardından gelecek, hani bir ayrılık ya da herhangi bir şeyden sonra gelecek zorluklarla baş etmesi zor bir kadının, bir erkekten daha zor. Hani sosyal ön yargılar ya da bakış açısı açısından. O anlamda hem bizim toplum olarak değişmemiz gerekiyor. Yani bunu sadece kadından da bekleyemeyiz. Tabii kadının da biraz, kadınların da biraz daha güçlü olması gerekiyor. Cumhur Hocam, neler söyleyebilirsiniz bu konuyla ilgili? Röportajlarda en çok vurgulanan konu kadınların gördüğü baskı ve şiddet oldu. Şimdi bu tip durumlarda kadınlarımızın mutlaka destek almaktan çekinmemesi ve ilgili kurumlara mutlaka başvurması gerekiyor. Yani bunlar psikiyatri merkezleri olduğu gibi aynı zamanda hani yasal merciler de olabilir tabii ki. Hani çünkü hani bir insan olarak haklarının gasp edilmesi gibi bir durum ya da hani kötü muameleye maruz kalmak çok ciddi bir suç. İşin sosyal politikalar ve hani toplumun kültürel anlamda ve hani bu konuda bilgi sahibi olması kısmını bir kenara bırakırsak bu tip durumlar ciddi psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor tabii ki. Hem kadınlarımızın erken yaşlarda, daha çocukluk yaşlarındayken fiziksel ihmal ya da şiddete maruz kaldığını görebiliyoruz. Bu aynı zamanda cinsel olarak da ortaya çıkabiliyor ve tabii ki çok ciddi derecede yaralayıcı oluyor. Peşinden de travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ya da ciddi depresyon
gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda mutlaka psikiyatri servislerine başvurup destek almaları çok önemli. Çünkü bunlar çözülebilir, tedavi edilebilir problemler ama bir başvuruda bulunulmadığı zaman problemin daha fazla büyümesine yol açıyor tabii ki. Zaman zaman hocam bizler de gözlemliyoruz, şahit de olabiliyoruz. Kadınlar yaşadığı bazı problemleri geleneksel belki kültürel bilmiyorum ama saklayabiliyorlar. Çok ifade edemiyorlar işlerinde ve bir noktadan sonra da patlıyor ama iş işten de geçmiş olabiliyor. Özellikle bir başlığımızda bu bizim akraba ilişkilerinde kadınlar mağdur olabiliyor erkek aileleri tarafından. Bu noktada da ilişki mesela danışanlarınız var, geliyorlar gidiyorlar. Çok sık karşılaştığınız daha çok hangi noktada? Kayınvalide tartışmaları mı, kayınpeder tartışmaları mı? Burada nerelerde sorunlar yaşanıyor hocam? Tabii hani kayınvalide, kayınpeder tartışmaları ve ona eşlik eden de tabii eşin kayınvalide ve kayınpederden belki zihinsel olarak, belki karakter olarak bağımsızlaşamamış olmasıyla alakalı bir şey. Bir hani kadınla erkek ortak bir hayata başladıkları zaman o kendi ailelerinden farklı bir süreçtir. Erkeğin annesinin babasının ailesi farklıdır, kadınınki farklıdır. Burada dengeleri oturtmak adına belki hem erkeğe hem kadına düşen görevler var. Gereğinde hani kayınvalideyi de gene erkek biraz geri planda tutabilir. Aynı şekilde yani karı koca ilişkisinde kadın taraf da kendi ailesini frenleyebilir, dengeleyebilir. Anladığım kadarıyla burada eşlere çok önemli görevler düşüyor. O sınırı bir anlamda da erkek ve kadın, evli olan çiftlerin koyabiliyor olması gerekiyor. Ama bazen Cumhur Hocam buna aileler imkan tanımayabiliyor. Aileler çok müdahale ettiği noktada neler önerebilirsiniz? Bundan dolayı çok ciddi sıkıntı yaşayan çiftlerimiz olabilir, bizi seyrediyor olabilirler. Ailelerin evlenmiş çocuklarına müdahalesi noktasında ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Sınırı ne olmalı hocam? Sınırın seçici geçirgen olması gerekir. Yani yeni kurulmuş ailenin yeni evliliğin özerkliğine müdahale etmeyecek derecede. Tabii ki yani bir kopmadan söz etmiyoruz ama bir ayrışmadan, sağlıklı bir ayrışmadan söz ediyoruz. Bu da hem ilişkiyi koruyarak hem de diğerlerinin müdahalesine gerekli yerlerde sınırı koymayı gerektiriyor. Ama bu tabii ki söylemesi kolay ve uygulaması zor şeylerden bir tanesi. Çok ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor. Hani her iki tarafında ailesinin o evliliğin içerisine müdahaleleri. Böyle durumlarda çok uzun yıllardır hem dünyada hem de ülkemizde kullanılan bir takım yöntemler var ve buna aile terapisi diyoruz tabii ki. Evet. Yani aile anlatalım terapisi bireysel terapiden ayrı olarak tüm aile üyelerinin bir arada geldiği ve hani bir terapist eşliğiyle beraber görüşmelere katıldığı ve oradaki hem bu tip aşırı müdahaleler dediğimiz müdahalelerin engellenebildiği hem de herkesin birbirini daha iyi anlayabildiği yöntemlerin çalışıldığı bir terapi türü. Bu tip durumlarda hani, mutlaka bir aile terapisine girilmesi tavsiye edilir. Hocam tavsiye ediyoruz fakat uygulamaya gelince zaten çiftler, aileleri veya eşlerden biri bunu kabul etmeyebiliyor. Benim problemim yok. Problem tamamen sende, senin hassasiyetlerinde, senin takıntılarında, obsesyonlarında gibi birçok gerekçe olabiliyor. Ona bir ek yapmak istiyorum. Buyurun. Aileyi bir sistem olarak kabul ettiğimiz zaman sistem sadece parçaların bir araya gelmesinden ibaret değil. Hepsinin ayrı bir payı var içerisinde. Bu tip soruyla çok fazla karşılaştığımız için eğer çiftler arasındaki problemlerde ya da aile içerisindeki problemlerde birileri destek almayı reddediyorsa, problem bende değil sende diyorsa yine de çalışmaya başlıyoruz. Çünkü o sistemin içerisindeki bir yapıda değişiklik ortaya çıkmaya başladığı zaman diğerleri de bundan etkilenmeye başlıyorlar ve aslında iyiye doğru bir şeyler değişmeye başlıyor. Ve o değişimi gördükten sonra başta kabul etmeyen insanlar da sonrasında o sürecin içerisine dahil olmayı kabul ediyorlar. Peki hocam bu akraba ilişkilerini sizin eklemek istedikleriniz yoksa başka bir konuya da geçmek isterim. Kadınların en çok ruhsal sıkıntı yaşadığı dönemlerden biri de doğum. Evet. Burada çok önemli hocam. Hem öncesinde hem sonrasında. Buraya ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Çocukları doğum yaptıktan sonra kabullenememe,
gibi veya hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren ciddi ruhsal sorunlar, sıkıntılar yaşayabiliyor olmaları. Bu süreci nasıl atlatabilirler? Tabii burada önemli bazı faktörler var. Birincisi bu istenen bir gebelik mi değil mi? Ardından bu hani doğum yapacak kadının, gebe kadının sosyal desteği ne durumda? Gücü, maddi manevi gücü ne durumda? İkincisi bütün gebelik sürecinde bebeği kabullenebilmiş mi, gerçekten istiyor mu? Bu bahsettiklerim psikolojik faktörler. Bunun dışında devam eden ciddi hormonal değişiklikler var. Biz hani normal kadınlar hani normal döngülerinde östrojen hormonundan şu kadar, progesterondan bu kadar alıyorlarsa bu gebelik döneminde çok çok daha ciddi boyutlara varıyor. Dolayısıyla hani kontrolsüz ağlamalar olabilir, alınganlıklar olabilir, normalde yapmayacağı şeyi yapmaya devam yapabilir ve bizim için açıkçası önemli olan doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde bunun dozajı. Bu kadının kendisine bakmasını, hayatını idare ettirmesini ne kadar engelliyor, sosyal ilişkilerini ne kadar engelliyor, bebeğe bakabilecek mi? Doğumdan sonra tabii ki de doğum sonrası hafif bir melankoli diyebiliriz. Öyle bir durum olabilir ama bunu devam ediyor mu ve şiddeti ne durumda? Hani sıklıkla gazetelerde görüyoruz 3. sayfa haberlerinde işte yeni doğan bebeğini öldürdü, camdan attı vesaire gibi. Evet. Bunlar ciddi doğum sonrası psikiyatrik rahatsızlıklar, mutlaka yatarak tedavi edilmesi gereken psikiyatrik rahatsızlıklar. Geçici olarak anneden bebeğin ayrı kalması gerekebilir ama ömrünün geri kalanını anneyle sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için çocuğun o ayrılığın belki de olması gerekiyor. Dolayısıyla işlerin yolunda gitmediğini anladığı noktada yakınların, eşin ya da işte ailenin mutlaka bir yardım almaları gerekiyor. Cumhur Hocam, Sinem Hocam aslında bazı biyolojik hormonal dengelerin değişmesine bağlı bunların olağan olduğunu söyledi. Kadınların hamilelik sürecinde, gebelikte ve sonrasında bazı bir takım problemleri yaşaması normal diyor. Bu süreçte erkeğe ve çevresindeki insanlara tabii ki önemli görevler düşüyor. En azından kişiyi, kadını anlayabiliyor olmak. Buradaki önerileriniz neler olur? Daha çok erkekler nerelerde hatalar yapıyor hocam? Şimdi doğum sonrası ortaya çıkan bu depresif duygu durumla beraber genelde gözlediğimiz düşünceler şu oluyor. Ben annelik duygusuna sahip değil miyim acaba? Ya da yeterince iyi bir anne olabilecek miyim? Ya da yeterince sevgiyi verebilecek miyim? Çocuğuma gibi endişeler ortaya çıkıyor. Tabii ki bunlar çok ileri seviyede ortaya çıktığı zaman hani mutlaka tedavi edilmesi gereken durumlar ama her annenin de aslında aklına gelen sorular bunlar. Dolayısıyla burada erkeğe düşen görev orada annelik konusunda kendisine güveni sağlayabilmesi için bunu yapabileceğine, başarabileceğine ve aslında bu tip sorgulamaların normal olduğunu ama çocuğuyla iletişim kurdukça, fiziksel temas kurdukça bu tip sorgulamaların azaldığını ve aslında o sevgiye ve çocuğuna bakabilme becerisine zaten sahip olduğunu görmesi konusunda destek olmak. Erkeklerin yapacağı en önemli şey bu. Peki Cumhur Hocam, hangi durumda bu kaygıları ve şeyleri, düşünceleri yaşayan, duygun iç çıkışlarını yaşayan kişiler, kadınlar hangi durumda kesinlikle tedaviye ihtiyaçları var? Daha somut örnekler verecek olsak süresi var mı mesela? Ne kadar sürerse riskli? Uzun sürmesi tabii ki öyle. Yani doğumdan sonraki hani birkaç gün böyle sorgulamalar çok doğaldır ve normaldir. Ama birkaç hafta ya da birkaç ay gibi sürelere çıkıyorsa bu mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum. En önemli şey de işlevsellik. Yani kadının gerçekten hem kendine bakımına hem çocuğun bakımına gerekli ilgiyi gösterebiliyor mu? Bunları yapmakta bir sıkıntı yaşayabiliyor mu? Günlük hayatını sürdürmekte sıkıntı yaşıyor mu? Duygusal dalgalanma bunlara engel oluyor mu? En önemli durum bu. Engel olmaya başladığı noktada mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum. Peki hocam, son süremizin 5 dakikasına giriyoruz. Cinsellik noktasında da çok problemler yaşandığı bilinen gerçek. Maalesef o sorunların dillendirilmesi gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Kadınlarımız hangi cinsel problemleri yaşıyorlar hocam ve bunu
aşmaları noktasındaki gayretlerini siz yeterli buluyor musunuz veya gayret ediyorlar mı? Bir haber vardı geçtiğimiz dönemlerde. Cinsel problemleri yaşayan kadınların başvurma ve tedavi alma oranlarının arttığı yönünde de bir haber var. Biraz daha bilinç ve farkındalık gelişiyor sanki. Kadınlar cinsellikle ilgili tedavi ya da herhangi bir şekilde terapi alma konusunda isteksiz değiller. Yeter ki eşleri kendilerine eşlik etsin. Cinsel terapi bir çift terapisidir. Çünkü tek başına bir kişinin alabileceği bir tedavi değildir. Sıklıkla gördüğümüz şey ilk evlilik döneminde vajinismus denen bir rahatsızlık var. Belki bu programda daha önce konuşulmuştur. Çok kolay düzelen tedavisi mümkün %95 oranında tedavi edebildiğimiz bir rahatsızlık. Ve hani gencecik yeni gelinler geliyor bizim polikliniğimize ya da hastanemize başvuruyor. Evet. Bende böyle bir sorun var ve bunu benim halletmem lazım. Bu bir kere tek başına yaşayacağı bir cinsellik değil, eşiyle yaşayacağı bir süreç ve o süreçte eşinin desteğine, yardımına ihtiyacı var ve terapide ortaklığına ihtiyacı var. İlk başlangıç itibariyle en sık aldığımız başvuru bununla alakalı. Yıllarca tedavi görmemiş cinsel isteksizlikler, orgazm bozuklukları ve daha acısı, daha vahimi maalesef yakın partnerden gördükleri cinsel travmalar ve tacizler söz konusu. Bu da ülkemizde kadınların sık yaşadığı sorunlardan biri. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında gelişmiş ülkelerde benzer sıkıntılar oralarda da yaşanır ama belki bizim ülkemizde bu oran daha yüksektir. Cumhur Hocam siz neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Şimdi Sinem Hanım'ın vurguladığı şeyi tekrar vurgulamak isterim. Herhangi bir cinsel problem sadece kişinin kendisine ait bir problem değildir. Bu bir çiftin problemidir. Dolayısıyla bunun tedavisi de çift olarak yapılır. Yaşanan en büyük zorluk aslında bunu dile getirmekte çekinebiliyor insanlar. Bir yandan da bilgi eksikliği. Şimdi cinsel tedavinin içerisindeki en büyük kısım da cinsel bilgilendirmedir aslında. Çünkü bir takım yanlış inanışlar, kulaktan dolma bilgiler bu tip problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili oluyor biliyoruz ki. Ve terapinin içerisinde bunları çalıştığımız zaman birçok insanın tepkisi de şu oluyor. Ah ben bunu böyle bilmiyordum şeklinde. O doğru bilgileri edindikçe problem ortadan kalkabiliyor. %90'ın üzerinde bir tedavi başarısı söz konusu. Dolayısıyla başvurmaktan çekinmemeleri ve bu sıkıntıyı çözmeye çaba göstermeleri en önemli şey. Bir de şöyle bir katkı da yapmak istiyorum. Gene cinsel işlev bozuklukları Cumhur Bey'in değindiği gibi cinsel bilgilendirmeyle aslında ve hani öğretilerle, bizim öğrettiğimiz çeşitli tedavi terapi yöntemleriyle çok kolay düzelebilen rahatsızlıklar. Dolayısıyla 6 aylık da olsa, 6 yıllık da olsa, 20 yıllık da olsa iyileşebilir. Belki hani bu mesajı da vermek lazım. Yıllarca bu problemi yaşayıp onunla yaşamayı öğrenmiş ve kabullenmiş vakalarda değil mi hocam? Evet. Size geliyor. Yönetmenim ne kadar süren var bilmiyorum ama 2 dakikam var. Nevzat hocamın kitabından tekrar göstermek isterim. Kadın psikolojisi diyor ki iletişimde erkek bilgi aktarımını önemserken kadın paylaşmayı ve yalnızlığı gidermeyi önemsiyor. Şu var hocam, sorun karşısında erkek daha çok Nevzat hocamın da tabiriyle kendi kabuğuna çekilip orada düşüncelerle bunu halletme ve çözmeye çalışırken kadın konuşarak, sesli düşünerek bunu ifade edebiliyor. Hep tartışıyoruz ya, kadınlar çok konuşuyor. Buna ilişkin neler söyleyebilirsiniz hocam? Kadın konuşmalı, kendini ifade etmeli ama ısrarcı olmamalı. Yani kendisini ifade ettiğini düşündükten sonra bir süre bence erkeğe süre vermeli, müddet vermeli. Onu kendi kafasında tabiri caizse hocamızın dediği gibi kabuğuna çekilerek biraz değerlendirmesine müsaade etmeli. Ve ondan sonra hani bir karşılık alamıyorsa bunu tekrardan konuşmayı deneyebilir ama bir konuyu durmaksızın sürekli konuşup kendi ulaştığı kadar çabuk bir çözüme ulaşmak erkeklerden gerçekçi bir beklenti değil bence. Cumhur Hocam bir erkek olarak. Bu konuda maalesef erkeklerin biraz geride olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Hem hani duyguları ifade konusunda hem de bunları anlama konusunda kadınlar avantajlı. Ve hani kadınların bunları yapmaktan vazgeçmemesini tavsiye ediyoruz aslında. Yani bir problem yaşadığında o problemin ortaya çıkardığı duyguları, hisleri mutlaka anlatmalı.
Çünkü anlatmazsa anlaşılması daha da zor hale geliyor erkeklerin bu konudaki geride olması sebebiyle. Teşekkür ediyorum. Psikiyatri uzmanı Sinem Zeynep Metin. Ben de teşekkür ederim. Üsküdar Üniversitesi'nin Epey İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Cumhur Avcı'nın aynı hastaneden. Hocam ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Çok değerli, çok kıymetli bilgiler. Paylaştığınız kadınlarımızı konuşmaya çalışıp problemlerini, ruhsal sıkıntılarını kadınlarımıza sahip çıkalım. Onlar bizler için çiçek hatırlatmasını yaptıktan sonra yarın saatler 11 onu gösterdiğinde artı eksiyle farklı konu ve konuklarımla yine karşınızda olacağız. Mutlu haftalar.